Assalomu alaykum hurmatli talabalar. Demak, bugungi mavzumiz moylash materiallari va ularni tanlash. Ya rejamiz buning birinchisi moyning qovushqoqlik ko'rsatkichi, ikkinchisi qovushqoqlik turlari va uchinchisi moy tanlash mezonlari. Adabiyotlar bilasizlar, buni yozib bo'lgansa yana mod tizimlarga foydalanib yerda hammasini yozib olasizlar va foydalanasizlar. Yo, o'tgan mavzuda bizda moylash teorisiga gap bo'ldi, moylash usullari teorisida va qurilmalar bilan tanishdik, qanaqa usullari bor edi, individual va markazlashgan usullari, qanday moylanadi, nima uchun moylanadi va moylash qurilmalari, qanaqa moylash qurilmalari mavjud, bular bilan tanishib o'tdik. Aytdim, o'sha moyning har bir markadagi mashina uchun har bir mana o'zining nimasi bor, moyni ko'rsatilgan o'sha markada qanaqa moylar bilan moylash kerak. O'sha har bir moyning o'z markadagi moyning o'z qovushqoqlik ko'rsatkichiga ega. Sanoat asosida mineral moylash ishlatiladi. Bu moylar talab etilgan bir qator ko'rsatkichlar shu jumladan qovushqoqlik ko'rsatkichiga ega bo'lishi kerak. Şimdi moyunun qovushqoqligi haqida 50 gradus yoki 100 gradusgacha bo'lgan qizdirilgan ma'lum miqdordagi bironna moyning belgilangan o'lchamdagi teshikdan necha minutda oqib chiqishiga qarab hukm yurgiziladi. Tashqi kuch ta'siri ostida suyuqlik bir qismining ikkinchi qismga nisbatan siljishiga qarshi ko'rsatkich ko'rsatsa, uning qovushqoqligi deb aytiladi. Katta aylanish chastotasi va kichik solishtirma yuklanishlarda past qovushqoqlikka ega bo'lgan moylarni ishlatish zarur. Past qovushqoqlik degani yani suyuq moylar. O'tganasi moylar, suyuq va quyuq moylar mavjud moylash turlarini o'tdik-ku o'sha. Demak, chunki aylanish chastotasi katta bo'lgan quyuq moy bilan moylansa, bu demak nima? Yuqori qovushqoqlik moylar degani. Demak, bu moyni sachet deb aytadim. Chunki ular suyuq moy bilan moylanishi kerak. Endi moyning o't olish sharoiti bor. Har bir markadagi moyning bilasiz, Celsiy gradusiga harorat bo'lib, unda olov yaqinlashtirgach, moy bug'lari havo aralashmasi bilan alanga oladi. O't olish sharoiti yuqori haroratda qo'llanadigan moylar uchun zarur. Endi quyuqlash sharoiti ham bor har bir moyning. Bu shuna haroratga undan naychaga quyilib, so'ngra sovutilgan moy shunchalik quyuqlashadiki, naychani 45 gradus burchak ostiga og'dirganda, uning ustki tomoni bir muddatda qo'zg'almas bo'lib qoladi. Endi quyuqlash sharoiti moyning ichki qobiliyatlik chegarasini anglaydi va past haroratda qo'llanilgan moylar uchun katta rol o'ynaydi. Ayni ma'lum hajmdagi moyning belgilangan o'lchamdagi teshikdan 20 gradus haroratda oqib chiqishi uchun ketgan vaqtning shu teshikdan o'sha hajmdagi suvning oqib chiqishi uchun ketgan vaqtga nisbatan qovushqoqlik ko'rsatkichi qilib qabul qilingan. Bu ko'rsatkich moyning gradusda ifodalangan qovushqoqlikni tasvirlaydi va E50 yoki E100 harflar bilan ifodalanadi. Bu yerdan E50 bilan 100 qovushqoqlik ko'rsatkichi anglagan avlod. So'ng 20 gradus harorat bo'lsa E20 bo'ladi. Harorat pasayishga bosilmoqchi bo'lsa, yana aytdik, moyning qovushqoqligi ham oshadi. Buni bizlar nimadan ko'rishimiz mumkin? O'sha kolbada. Ma'lum uzunlikdagi yoki diametrdagi kolbani kolbadan moyni oqizamiz. Masalan, ma'lum 100 gram moyni ichiga oqizamiz. Ikkinchi savolga qaraymiz, qancha necha muddatda o'sha kolbadan moy oqib o'tdi o'sha 100 gram elik moy. Shuni belgilaymiz, keyin xuddi o'sha kolbadan o'sha 100 gram suvni qo'yamiz. Suv albatta suv tez oqib chiqadi. Ana shu moy oqib chiqqan vaqtning suv chiqib oqib chiqqan vaqtga nisbatda qovushqoqlik ko'rsatkichi qilib qabul qilinadi. Demak, o'sha markadagi moyni qovushqoqlik qilib qabul qilinadi. Qovushqoqlik dinamik va kinematik turlari mavjud. Dinamik qovushqoqlik suyuqlik tarkibini ularning zarralachalari o'zaro harakatiga qarshi ko'rsatkichini tasniflaydi. 1 kvadrat metrga newton sekund birligi bilan o'lchanib, bunda shuna suyuqlik dinamik qovushqoqlik teng bo'ladiki, unda 1 metr masofaga 1 metr sekund tezlik bilan harakat paytida urma kuchlanish 1 paskalga teng bo'ladi.
kinematik qo'zg'olik, dinamik qo'zg'olikning uning zichligiga nisbati bilan aniqlanadi. Dinamik qo'zg'olik ish qilayotgan sirlar moylashishi qo'llanadigan moylardan qo'zg'olikni gidrodinamik hisoblash paytida qo'llaniladi. Kinematik qo'zg'olik bo'lsa, moy quvurlar orqali bo'lgan moylarni hisoblash uchun qo'llaniladi. Dinamik va kinematik qo'zg'olikda absolyut birliklar deb ifodalanadi va shuning uchun absolyut qo'zg'olik deb yuritiladi. Vyaskost deb ko'pchilik nima qilsa, arab tomonidan qo'zg'olik ko'rsatish ko'rsatilgan bo'ladi nimasini. Magazinlarda ko'rib ko'rishadi, ko'cha moylashmalarda arab tomonida albatta ko'rsatilgan bo'ladi qo'zg'olik ko'rsatishi ko'rsatilgan. Qo'zg'olik haroratga bog'lanishda o'zgaradi. Harorat ko'tarilganda qo'zg'olik pasayadi, harorat pasayganda qo'zg'olik oshadi. Moy tanlash mezonu. Biz ayda arttırmak için moy tanlap bilişimiz gerek. Numaralar kasasılar mısın? Yani tez yürüyen maşına kosoyu pas muharebden muhaneşi gerek. Eğer bu halde kosoyu yukarı muhale koyarsa onda muhaleş materyalini zayi içerir. Orası da bu halde kuşu yiyin için ortakça enerji sarfını buna taşkaya detaylı gözü ve iç konsistirtiler. O da zaten körü katı kırak olmakladı. Kızıydı. Katı tezide işlerken detaylar kuyu boyu bilen muhalansa eğer. Katta zırh kısosta işlerken 8 gram mekanizmler koşku yukarı moylarından diyor ki konsistent moylarından moylanışı gerek. Kuyuk moylar burası salidol burası. Katta ekran kısosta işlerken şimdi hareket dinamikini özgürtüp tutan mekanizmler moylaşıcı koşkuluk pas moylarını işletiş. Moynik özellikle iç kalıcı sırla orasından sıkıp çıkışı yapabilirim. Şu sırada orasındaki moy katının yukarışı olup geliyordu. Yukarı harap dışarıda işlerken ağır yüklenişi, sekin olma mekanizmlerini katı moylaş metrelerinden moylaş gerek. Ta grafi, sülüğü de o kadar kredilere. Mevvede moylaş metrelerinin asası türleri, yani sürkü metreleri, kanaka. Milasit el moyu, vazelili moyu, industrial moyu, veriteni masaydı, uçuk moyu abiler, kanaka tezde işlerken maşiler, boylanış gerek. Bunlarını örgünüp almasını uşanga bilişimiz gerek. Bunu hafta markadaki maşaya en ayı takıldayman, böyle pasporta gösterirken burada kanaka moy bilen boylanış gerek. Şu markalar, bu dışarı maşu markalar gösterirken burada, şu uşanga rüva kırgan halde aşağıda foydalanış gerek. Aksi orada, Notuyorum boyunu notuyorum tanımlaşacağım. Sabi okuldaki maçanın detaylarını tez işine çıkacağım. Olup girişim. Mümkün. Bu nazara sağlığa formu kırdırken bura formda artı nazara sağlığa cevap ediyorsunuz. Ve mazara sağlığa tez sağlığa cevaplar. Kayıt arasınız. İtibar ediyorsunuz. Rahmet.